Merhabalar sevgili Onedio takipçileri. Bugün yine bir canlı yayınla beraber karşınızdayız. Bugün TV'den ve Beyaz Perde'den tanıdığımız ve severek izlediğimiz Murat Cemcir ve Ahmet Kural konuklarımız. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Efendim hoş bulduk. Siz nasılsınız inşallah? Bizler de iyiyiz. Ekip olarak sizleri misafir etmekten çok memnun ve mesutuz. 6 Ocak'ta yeni filminiz Çalgı Çengi ikimiz vizyona girdi. Evet. İsterseniz hemen bir filmimizin fragmanını izleyelim. Ne İzleyelim. Dersiniz? Çok memnun olurum. Çilli pom pom pom, çilli pom pom pom. Ha my embo, ha my embo yembo. Oh, Papur Jail, Papi Rap, Papur Jail, Papi Rap. Lokmanin gadi lele lele. Oğlum o senin dediğin hani günü hüppap taze gibi hüppap lep lep la. Artık günü geldi. Biz mafyadan ayrılacağız. Mafyadan çıkmak. Mafyadan artık çıkıyoruz. Mafyaya çıkacağımız mafyadan çıkmak. Mafyadan çıkarız. Rahat ol yenge. Mafyadan çıkmak ne kadar zor olabilir ki? Hayır nedir yani? Ben İsmet. Luka. Salih. Aracım. Lan yürü git. Siz kimsiniz bebeğim? Veresiye defterimin az solistleri gelmiş. Hele hele memleketim. Ankara vay vay. Diyar düğün salonu. 6 yıldır bize müzisyenlik yaptırıyorlar mafya düğünlerinde. Ya bebe biz nasıl mafyalarız lan? Gürkan. Salih. Şu mafyadan çıkmak için biraz acele etmeseniz. Adamlar maaşlı çalışanlarından haraç olarak maaşlarını alıyorlar ya. Nasıl bir işe karıştınız oğlum İsmet abi ki? Kendisinin yüzünü görmek hiç nasip olmadı. Uçuyor abimiz. Nasıl uçuyor lan? İyice bebe Korkut hikayelerine döndü ha. Polise gitmeyeceğinizden emin olmam lazım. Bu akşam şu adresteki düğün salonunda oradaki nikah memurunu kaçırıp doğruca bana getireceksiniz. Ondan sonra serbestsiniz. Yani. Hop polise. Hadi. Abam. Ne yapıyorsun lan? Ne yapalım abi? Aynı. Gençler, konuşmamız gereken şeyler var. Abi senin hırslı adam mısın ya? Resmen içinden izleri ya çıktı. Yardım. O şirkette ne var dedi? Arkadaşlar bir bakar mısınız? Buyurun memur bey. Gürkan! He! Annelerinin yanına geliyorum. Daha ne kadar kötü olabilir ki şimdi? Yumurta vuruyorum ama iyice omuzdan alıyorum. Fark ettiniz mi? Yoksa sırf bilekten zor yani. Abi daha kötü ne olabilir ki? Gördünüz mü ne oldu? Abi nereden görelim? Zaten biz yeni geldik. Başını kaçırmışız. Hayırdır ne oldu? Beni mi hiçbir suçum yok? Hep bunlar yaptırdı. İsmet ne diyor ki? Enseniste. Takılarla birlikte onu taşıyan kişinin kaçırıldığı ihbarını aldıktan sonra olay yerine intikal edildiğinde kaçmaya çalışıp şüpheli davranışlarda bulunduğu tespit edilen kişi veya kişilere karşı görevli memurlar işlem yaparak mevzuatın gereğini yerine getirmişlerdir. Hadi bu cümleyi ögelerine ayırın bakalım. Öge mi? Getirmişlerdir yüklem. Ayırmış biri onu biliyor musun? Evet onu birisi ayırmış öyle hakikaten yani. Evet fragman oldukça eğlenceli ama film bunun 10 katı diyebiliriz. Yani bu daha sadece başlangıç. Salih ile Gürkan'ın macerasından bahsedebilir miyiz biraz Çalgı Çengi ikimizde? Evet Gürkan. Bunlar Bağcılar'da ilk filmde. Bağcılar'da düğünlerde, salonlarda müzisyenlik yapan iki teyzeoğlu, dayıoğlu, halıoğlu, amcaoğlu artık hepsi. İki kuzen. Yanlışlıkla mafyaya giriyorlar. İkincisinde de, filmin ikincisinde de Çalgı Çengi ikimizde yani fragmanını izlediğimiz az önceki filmimizde de mafyadan çıkışı çıkış hikayelerini izliyoruz efendim. İki tane aslında saf, iyi niyetli. Safi saf. Yani. Saf iki tane adam diyebiliriz bunlara. Peki o zaman ilk filmden sonraya dönecek olursak. Çalgı Çengi birden sonra Çalgı Çengi ikimiz devam filmi geldi. Bu bir devam filmi. İlk filmi çektikten sonra ikincisini düşünüyor muydunuz? Yoksa birkaç yıl sonra buna karar verdiniz? Araya tabii başka işleriniz de geldi, girdi. Düğün dernek 1, düğün dernek 2 gibi. Bu süreci bize biraz anlatabilir misiniz? Ya Çalgı Çengi esasında bir dizi film pilotuydu. Hı-hı. Yani Çalgı Çengi esasında bir dizi filmdi. Dolayısıyla biz hep devamını düşünüyorduk. Sonra film hiç iş yapmayınca sinemada devamını hiç düşünmedik. Hatta ondan sonra hiçbir şey düşünmedik. Herkes kendi yoluna gitti. O başka diziye, ben başka diziye. Tabii, Ahmet TRT'de dizide çalışmaya başladı. Sen de. Ben de Kanal D'de başka bir diziye giderken vardı. Ben oraya konuk oldum, diziyi bitirdim falan.
Evet, evet, bizim öyle bir şeyimiz var ya. Birbirimizin dizisine konuk gittiğimiz zaman o dizi hep bitti. Benim Gazi'yi bitirdi bu Koriolas'ı. Arkadaşlar kameraları kapatın. Kayıttan çıkabiliriz. Ben hakikaten niye? Yani şeye gittim, Gazi'ye konuk olarak gittim, Gazi bitti. Evet. Dizi bitti. Vallahi ben de Bir Bulut Olsam'a gittim, o da bitti. Üsküdar'a giderken de bitti. O İskidör'e giderken de konuk olarak gelmişti. İskidör'e giderken de. O da bitti. Ya dedik ki biz abi hep birbirimize konuk geldiğimiz zaman dizi bitiyor. Sonra bana geldiler. Açık konuşma. Sıfır dizi yapalım dedik. Beraber başlayalım. Diziye bitmesin. Sonra başladık. Bitmedi işler güçler. Biz kendimiz bitirdik. Evet. Baktık bitmiyor. Kendimiz bitirdik. Ondan sonra... Ardından düğün dernek macerası evet. Oldu. Düğün dernek. Evet. O arada tabii 2-3 kere bizim çekme hamlemiz oldu. Çalgı Çengi 2'yi ama çekemedik. Hatta 2-3 kere Taksim'de gittik kutladık. Ben bir ara fragman hatırlıyorum deniz kenarında. Yanlış mı hatırlıyorum? O birinci filmden atılan bir sahne. Onu bir arkadaş fragman diye koymuş. Öyle mi? Fragman diye. Aynen. Ben de trollemiş yani. Diyordum. YouTube'u trollemiş. Evet. İlk trollemiş ondan sonra. Evet. Dediği gibi Ahmet'in biz böyle bir ara 2-3 tane yapımcıyla anlaştık. Hı. Aradan 6 ay geçti, 2 sene geçti falan. Bu bahsettiğimiz 6 yıl boyunca biz 3 tane falan yapımcıyla anlaştık. Taksim'de kutladık. Yemekler yedik falan. Yani çok güzel. Hatta bazılarıyla sözleşme bile imzaladık. Evet. Ama olmadı, kısmet değilmiş. Ondan sonra... iyi iyi. Kısmet nasıl bugüneymiş ya. Aynen, aynen. Peki, ikiniz ne zamandan beri arkadaşsınız? Yani anladığımız kadarıyla bayağı uzun yıllar. Bu tanışma süreciniz nasıl oldu? Arkadaşlığınız nasıl bu kadar kenetlendi? Sosyal hayatta da sizi ekranda gördüğümüz gibi yani Salih ile Gürkan gibi bu kadar yakın mısınız? Alakalı yok. Bir şey söyleyeyim mecburiyim. Gerçekten mi? Yok be. O bana bağlı. Yok, yakınız. Abi evet, kardeş bayağı. Gibi olduk artık ya. Yani. Şimdi hanginiz abi? Ahmet abi ben işte. Ben abiyim. Ben ondan ay farkıyla büyüğüm. Ha o kadar yani çok arada bir şey yok. Tamam. Ay farkıyla büyük. Dolunay farkıyla büyük. Görüşmeniz, tanışmanız, hadi bir şeyler yapalım. Seren ay farkıyla büyük. Bir evin salonunda otururken mi oldu yoksa bir proje görüşmesinde mi denk geldi? Yok. Nasıl Esmer ay. Dilberay da ben dedim hadi hayır. Dilberay farkıyla Ahmet benden büyük efendim. Vallahi burada çünkü. Efendim Dilberay farkıyla ben büyüğüm. Çünkü Dilberay o döneme denk geliyor arkadaş. Şaka bir yana onlara da buradan sevgiler saygılar. Hepsine, bütün aylara. Ne diyorduk? Evet, ben Bir Bulut Olsam'a gittim. Şimdi Gazi dizisinde oynarken ben başrol. Oraları geçmiştik, onları söyledik biz ya. Aylardan önce onu konuşuyorduk. Aylardan önce konuşuyorduk Ahmet. İşte Bir Bulut Olsam'la tanıştık. Evet, Bir Bulut Olsam zamanı Ahmet benim odama geldi. Ben başlıyorum diye tek oda bekliyordum. Bunlar diziye başlamıştı. Engin Akgürekler falan. Şehir dışında çekiliyordu. Mardin. Mardin. Bayağı çekiliyor. Dışarıda. Sınırdaydık hatta. Sınır çekimleri de çok oldu. İlk gün oda yoktu otelde. Bir baktım bunun odasına gittim ben. Arkadaş merhaba dedi, merhaba falan. Ama hiç değil mi? Konuşmadık. Hiç birbirimizi sevmedik. Ben seviyordum da. Ya lavabodaki sesi duyabiliyorduk sessizlikten. Evet, evet. O kadar yani hiç konuşmuyorduk. Sonra Ramazan Güzeldir işi yapınca bunlar. Bunun başrolü oynuyordu. Bir bölüm gelir misin dediler. Baktı komiyim falan insanları eğlendiriyorum şeyde. Lobide. Gittik ondan sonra işte Selçuk'u tanıdım orada. Ben de baktım lobide eğlendiriyor dedim insanları sinemada eğlendirsin. Evet lobide boş boş eğlendirsin de geldi de aynen. Ondan sonra bir aldık gittik. Öyle. Sonra güzel oldu. İyi evet. Anlaştık. Evet. Peki iyi anlaştık. Enerjiniz de çok güzel zaten. İzleyici kitlesinden de belli. Peki en çok güldüğünüz böyle Çalgı Çengi ikimiz çekilirken hangi sahneydi? Bunun dişi çıktı. Hayır böyle çekemediğiniz yerlere yattığımız ya şeyde, dalağımızın düştüğü bizim tabirimizde. Hem Çıldır Çıldır'ın klibinde var çok kısa bir sekans hem de kamera arkası görüntülerinde var. Şimdi benim dişlerim normalde böyle değil. Bu normal hali. Protez takıyoruz biz. Bir de o var herkes gerçekten sizin dişinizi. Yani öyle zannediyorum. Ama yani biraz hafif benzerlik var ya abi gerçekmiş dişler diyen de var. Tabii tabii ben. Ney? Yok mu? Sanki çok düzgün. Ben dişçime yaptıracaktım dişlerimi. Yaptırma dedik. Abi yapmam bizim. Dedi. Ya bu senin tek sermayen abi dedi. Ekmeğimiz bunun dişleri. Düşündüm baktım bir dişlere aynada. Hakikaten tek sermayen. Belki bu yaz dolgu yaptırmayı düşünüyorum bir tanesini. 4 tane de köprüm var. Onları hallettikten sonra inşallah. Doğal yapma ve samimi abi. Olsun. Yapma bu böyle güzel. Köprü yaptım. Köprüde ne var? İyi tam bir şey demiyorum. Ya porselen mi yaptırayım yani? Köprü yaptırayım abi. Araya giriyor çünkü sıkıntı oluyor. Evet. Tabii bu buradan böyle su fışkırttım 10 metre gidiyor biliyor musun? Fıf diye. Ciddi söylüyorum. Madem birbirinize bu kadar yakınsınız, birbirinizi bu kadar iyi tanıyorsunuz. Bir en yakın arkadaş testi yapalım mı sizinle? Yapalım. Bakalım neler yapalım. Çıkacak. Daha önce işte. Kartlarımızı alıyor muyuz? Evet, kartlarınızı da izleyicilerimize anlatalım. Şimdi ben ikisine de ayrı ayrı sorular soracağım. Erkan Yolaş'tan hatırlarsınız. Hayır, evet.
İkinize de ayrı ayrı sorular soracağım. Ama aynı soruya, atıyorum Ahmet'e sorduğum soruyu, ikiniz de kartlarınızı kaldırıp cevap vereceksiniz. Ama çok birbirinizi görmezseniz, açınızı ona göre ayarlarsanız bizim için daha iyi olur. Kartları da görmeyelim değil mi? Hı-hı. Şöyle mi yapsak acaba? Şimdi birbirinize düşebilirsiniz ama başlığınızı. Şöyle tutalım, o da bunun yanına evet. Koysun. Nasıl? Şöyle yani. Şöyle yani. Evet. Harika. Görüyor musun? Hazırız. Evet, hazırsanız evet, başlıyorum. Ahmet aynaya, Ahmet'e soruyorum. Ahmet aynaya baktığında kendini beğenir. Evet. Murat evet dedi. Ahmet hayır dedi. Oğlum, Ahmet beğenmiyor musun? Sen kendini beğenmiyor musun oğlum? Şimdi ne diyeyim, böyle mütevazı olmak lazım. Tamam. Aynanın karşısına geçip de anam bu ne lan falan diyor. Allah Allah. Kamera önünde mütevazı, demek ki kendi aranızda beğendiniz, konuşun. Hayır herhalde, tamam. Bu hayır, bu evet. Tamam. Hazırım. Ahmet'ten devam ediyorum. Ahmet sana soruyorum. Ahmet bir mekana girdiğinde dikkatleri üzerine çeker. Buna evet demek durumundayım çünkü ünlü olduk artık. O yüzden. Yabancı ülkelerde hiç kimse bakmıyor. Canım evet, mekan var mekan var. Mesela hiç kimse tanımadı abi bizi Viyana'da. Benzinliğe girdiğinde kimse bakmıyor. O zaman Murat herhalde hayır diyerek yurt dışındaki mekanları... Tabii ki. Tabii, Beyazıt Öztürk, bu ben gezdik. Herkes Beyazıt Öztürk'ten imza aldı. Bizi tanımadılar. Hatta bir tane kızcağız böyle 19 yaşındayken... Düşün bak, yani Beyazıt o kadar eski 98, adam. 98'de Antalya'daki fotoğraflarını imzalatmaya gelmiş. Aradan 20 sene geçmiş. Ahmet'in sırtında imzaladı. Bu soruyu geçelim mi? Evet, o zaman Murat'tan devam edebiliriz. Evet. Murat eski sevgilisini stalklar. İşi olmaz hayatta. Ne yaparmış? Ooo, ser bilip sır vermiyoruz. Lan ben stalklıyorum. Sağ mı solumu bilmiyorum ben. Bana da çizdiği karakter o, işi olmaz. Sağ mı solumu bilmiyorum. Evet, hangisiydi ya? Stalklar mısın Murat? Hayır. Stalk'un ne demek olduğunu biliyor musun lan? Stalk konuşmak işte. Hayır oğlum, yeter. Şimdi, cahil, 76 doğumlu diyorum. Ya bu ne anlar? Bunun zamanında Mırç vardı. ICQ vardı. Hani onları da bilmiyordu. Onu biliyorum, hem arkadaşım kullanıyordu herhalde. Ya stoklamaz dedi. Tamam, Murat'tan devam edelim. Murat edelim. Kavga çıksa olay yerine gelecek ilk kişidir. İşim olmaz. Hayda. Hayır kaldırdım ben. Evet mi çıktı? Evet. İşi olmaz, pardon. İşim olmaz. İşim olmaz. Ben hatta kavga etsem bak, ben kavga edeyim oradan da kaçar. Tabii tabii. Muhatap olmam. Peki. Ha kavga Ahmet biter, kavga, hastaneye giderim, ziyaretimi yaparım. Ahmet kavgaya gelir mi? Şunu doğaçlama. Kavgaya gelirim. Doğaçlama mı? İlk gelecek kişilerden biri misinizdir? Gelirim. Sen ilk. Sen kavga edersen gelirim. Başkası kavga ederse. Ben kavga edersem kimseye ihtiyaç yok. Evet, o geldi. Bu şey bulldog gibi, bulldog gibi. Vallahi neyse. Dişleri o yüzden yaptırmıyoruz. Tehdit için o. Tamam. Silah yani. Tamam. Ahmet'ten devam edelim. Biraz çocukluğuna ineceğiz. İnelim. Ahmet, çocukken bakkaldan bir şey çaldın mı? Bir hikayemiz var sanırım buna dair. Sen ne dedin lan? İkisi de evet dedi çünkü. Vallahi şey, sakız bakkalın, çaldık. Bakkalın kızının kalbini çaldı. Sakız çalmadı. Oo. Kız... O zaman yani, Ahmet bir bakkala girdiğinde... O da bakkal dediğinde kendi dükkanımız. Dedemin dükkanı ya. Halı sahibi. Yani. Ama çaldığımı da söylüyorum. Dede çaldım oğlum, ona çaldım denmez. Aldım beni falan. Allah rahmet eylesin. Ahmet Kural. Hey gidi koskoca Ahmet Kural. Altın Allah şey. Rahmet Ahmet. Eylesin. Evet, şimdi kritik bir soruya geldik. Ahmet sevgili yaptığında Murat'ı satar mı? Düşündü. Muhatap olmaz. Eskiyi evet, bir düşündüm. Hayır. Eskiden olsa satardım da artık satmam, ihtiyacım var ona. Ben ne demiş? Evet demiş. Sen Murat ne demiştin? Evet dedi. Hayır. Sen hayır dedi. Eskiden demek satardı, evet. Eskiden satılmış ama bir şey olmuş Murat ki. Murat eskilerde kalmış. Yok eskiden bir şey olmadı. Vallahi yani satar. Eskiden satıyordun böyle... usta. Yani eskiden. Daha çalgı çengi 3 var, 4 var. 5 var değil mi? Daha iyi. Satmayayım daha iyi. O satmak değil ya. Araya mesafe koymak bence. Peki. Peki. Evet. Madem o kadar diş konuştuk, Murat Ahmet'in dişleri... Biraz da iş konuşalım. Madem o kadar diş konuştuk. Canlı olmasa şu program var. Canlı kesilemeyelim bu. Murat Ahmet'in dişlerini kıskanır. Ben herkesin dişini kıskanıyorum. Yani. Arası ayrık olmayan bütün dişleri kıskanıyorum. Bir Ayhan Taş'ın dişini kıskanmıyorum. Ayhan en sevdiğim arkadaşım. Arası ayrık olanlar zengin ve şanslı olurmuş. Doğru diyorlarmış. Yani o ayrı. Ayhan en sevdiğim arkadaşım. Şanslı olduğunu görüyoruz da zengin. Şans işte. Keseni biliyorum, keseni. Tamam. Evet, Murat Ahmet'ten daha cimridir.
Oo, tanıyoruz birbirimizi. Tabii tabii, parasını sömürdüm onu. Sömürdüm. O yüzden hemen böyle yapıyor. Ahmet kahveyi çaydan daha çok sever. Kahve. Evet, okay. Kahveci. Güzel. Kahveci. Artık bir de spor yapıyor. Tabii bir Adnan Kahveci bir de ben. Ben eskilerde. Tamam, iğrenç oldum. Ahmet uyurken horlar. Ben mesela İsmet Ay demedim bak. Dolunay zamanı. Uyurken horlarım. Yorgunken horlarım. O yüzden hayır. Ben ne demişim? Ama yorgunken horlanıyorsun. Evet. Ulan senin yanında ben ne zaman uyuyorum? Hep sen erken uyuyorsun. Bunu şimdi burada canlı yayında konuşmuyorlar. Canlı yayında bunu konuşmuyorlar. Tamam. O kadar özel hayatımıza da girmesinler. Haydi bakalım. Tamam. Özel hayat demişken, Ahmet sosyal medyadan kızlara yürür. Evet, çıktı. Hayır, tamam. Hayır. Evet, tanıyoruz birbirimizi, hayır, bayağı tabii, bazı. Tabii. Evet, o zaman... Ben anti sosyal medyadan yürüyorum efendim. Bu sığma. Evet. Kızlar genellikle Murat'ı tercih ederler. Evet oğlum. Mütevazilik yapma. Aynen. Evet. Yok. Ben daha sonradan. Buradan da o kızlara sesleniyorum. Uzun yol arabası gibiyim ben. Ya İzmit'i geçtikten sonra, Dilovası'ndan sonra. Ben de go kart. Tercih. Efendim Dilovası'ndan sonra beklerim. Go kart. Dilovası'ndan sonra beklerim. Uzun yol adamı ya. Oh. Murat mekanda sadece hava atmak için garip yemekler söyler. Ne söylersiniz? Genelde ne yersiniz? Efendim höşmerim tarzı. Bu menemenci, yumurtacı bu. Yumurta olan her şeyi yer bu. Evet, her şeyin yumurtasını yerim. Yani deve kuşundan tavuğa kadar. Okey. Ahmet ünlü olduktan sonra çok değişti. Ne oldu ünlü olduktan sonra? Evet, ikiniz de evet dediniz şu anda. Gözü kaşı ayrı oynuyor. Öyle mi? Tabii. Çok değiştim. Daha böyle sakin bir insan oldum. Ha, öyle değiştiniz. Evet. Okey, yani tamam. İyi anlamda bir değişim. Öbür tarafı bipleyebiliyor muyuz? Canlı ama bu. Geçti artık. Bip geçti. Ahmet kız arkadaşının telefonlarını karıştırır. Asla. Sen de başka bir kart mı aldın Aslı abi? Karıştırmam canım, ne kadar ayıp. Çok karıştırmışlığım vardır ama. Ama artık doğru karıştırmam. Doğru bilmişim. Çok... Neden artık peki? Yani, benim de çok karıştırmalar. O kadar telefonunu karıştıracak bir kız arkadaşım olmaz zaten. Öyle bir şey düşünmüyorum artık. Tabii ki. Olsun. Evet. Karıştırmam ama hatta yönlendiririm, o ayrı. Bunları niye tutuyorsun? GPRS olan... Her şey. Telefonumu bul falan var ya hepsi. Kıskanç mısınız? Ben mi? Çok. Valla. Haset. Hasetlikle kıskançlığı harmanlıyorum. Hemen ekstra bir soru sorayım. Birbirinizi kıskanır mısınız? Kıskanırım. Kahverece kıskanırım. O ne lan? Ha. Tamam, evet. Ben sohbete geçtim. Dede. Evet. Ben kıskanırım. Sen kıskanıyor musun? Yalancı. Kıskanırım. Gerçekten mi? Neyinizi kıskanıyorsunuz mesela? Hani... Yetenek olabilir, İtibarını. Dış görüş olabilir, ne bileyim sosyal çevre, yani sosyal çevre çok doğru bir şey değil aslında ama hani toplum önünde böyle daha sıcakkanlı, daha geri planlı, o tarz şeyler mi? Asıl kıskanılan ne, merak ettim. Sabrını ve çalışkanlığını kıskanırım onun hakikaten. Ben de bitmeyen enerjisini. Evet. Çok güzel şeyler. Evet, o zaman sorularımıza devam edelim. Hiç bitmiyor dedi ya, evet. Murat terk edilince daha çok aşk acısı çeker. Hiç çekmiyoruz anladığım kadarıyla, ikiniz de beceremiyorum. Umurunda olmaz. Beceremiyorum. Umurunda olmaz. Bitiyor ya. Bir iki saat çekiyor, şiir yazıyor, üçüncü saat gidiyoruz başka. Efendim ben Dilovası'ndan Mengen'e kadar. Dilovası. Ankara'ya varmadan bitiyorlar. Murat çayı kahveden daha çok sever. Ben soruları düzgün yazmışım. Birine kahve, birine çay göndermesi. Evet, ben çaycıyım. Evet. Ben çaycıyım. Yeşilli işte efendim ıhlamuru. Her türlü otu yiyor. Yeşillik olsun yeter. Vallahi. Ben otoburum. Ahmet otobur mesela. Evet. Ahmet Murat'tan daha patapatsızdır. Yok, bir dakika. Kendi kendime ele versin diyor. Evet. O evet, da. Murat evet dedi. Efendim ben düşünerek dedi. Konuşuyorum. Ha, o yaptığın patapatsızlıkların hepsi bilerek mi yapıldı? Zaten çok seviyorum.
şu ana kadarki derim. Düşünerek mi patavatsızlık yapıyorsun? Çok patavatsız canım. Patavatsız ama güzel patavatsız. Var ben biraz daha patavatlıyım. Bende 2-3 tane patavat var. Hikaye var mı? Evet. Var ya geçen Zinet Salih'de. Zinet Salih esprisi yaptı. O patavatsızlık değil ama. Ama çok güzel denk gelmişti. Zinet de kaldırdı ama yani o espriyi. O çok iyi bir insanmış. Hani Zinet Salih'di. Programdan önce ben böyle hani. Yani öyle bir şey dedi. Onu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet evet. Var, çok tatlı değişik bir insanmış. Ama çok tatlı bir hatun Zinet Salih. Çok ben dedim Salih olmaz çarşamba olur dedim. İğrenç bir espri yaptım. O gerisi geldi. Salih pazarına gidelim falan. Şimdi o bunun da devamı o ne diyor bu ne diyor diye gelmez. O espriyi sonunda yapacaktım ama daha önce yaptılar. Neyse bunu en azından şu an konuşmuş olmamız çok güzel. Okey. O kadar madem halay sahneleriniz vardı. Ahmet daha iyi halay çeker. Halay başı. Evet. Ben kalay başı. Ahmet Murat'a göre güzellikten çok zekaya önem verir. Karışık bu. Ben ne hayır oldu dedim ya. Benimki geri zekalı olsun. Önemli değil. Güzel olsun. Şimdi Murat Ahmet övüyor. Evet zekaya daha çok tabii önem verir. Ama Ahmet yo ben gayet güzel. Bu saatten sonra zekaya önem vermiyorum. Ama şimdi zeka hani IQ derecesi var ya mesela 160'tan tavan 170 diyelim. Mesela 6'ya kadar var. Yani herkes zekidir. Tabii. Bir yere kadar. Ama benimki daha 40-50 IQ. En azından. Ama sen dediğin gibi konuşsun, düşünsün yeter. Evet. Tamam. Benimki iyi düşünsün. Ahmet, ha, bunu sordum pardon. Murat senden daha pasaklıdır. Ya birbirinizi koruyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne dedin sen? Birisi evet dedi, birisi hayır dedi. Ben daha pasaklıyım, onu demek istiyorum. Soru neydi? Soru neydi? Murat Ahmet'ten evet, daha Murat pasaklıdır. Murat Ahmet'ten daha pasaklıdır. Tabii. Biz ikimiz aynıyız ya. Ama öyle yapalım hadi evet olsun. Dostluklar bir olsun. Daha evet pasaklı değil hiç de böyle. Hiç aynı evde yaşadığınız oldu mu belli bir dönem? Yani ha, rol çalışma gereği olsun, senaryo üzerinde çalışma gereği. Yok bunu doğrusu soruyorum karta göre. Cevap yok vermek istemiyoruz. Hayır yok o zaman yani her şey aynı daha evde yaşama derken ya. E tabi. Üst üste bir hafta kaldığımız olmuştur çalışmak için falan. Okay. Ama bir hafta dayanamaz bu bana. Ama zaten mütemadiyen görüşüyoruz. Evet. Yani iki günde, gün aşırı görüşüyoruz. Sen Kasımpaşa'da otururken çok zaman geçirdik ama çalışırken. Sen de Levent otururken. Ha? Seni çok seviyorum. Evet. Zaman geçirmeyi seviyoruz bildiklerini. Evet. Murat Tinder'da devamlı sağa atar. Tandır'da doğru da. Tandır'da hep sağa atarım. Evet dedi. Bir dakika bu arada. Hayır dedi. Kullanıyor musun ki evet diyorsun onu? Neyi onu? Tinder. Sen Tinder'ın ne olduğunu Tinder biliyor musun lan? Dede. Tinder, mırç. Şey Zurna işte, kanalı vardı falan. Sosyal ilişki ağı. Evet, sayılır. Ben de kullanmıyorum. Çok bilmiyorum. Siz kullanıyorsunuz ben değil açıkçası mi? Arkadaşlarımız kullanıyor. Ben bayağı duydum o işte. Gelen fotoğrafları, işte beğendiğinizi canlı sağa, beğenmediğinizi sola atıyorsunuz ve mesajlaşma, match oluyorsunuz eğer o da sizi beğenirse eşleşiyorsunuz. Mesajlaşma imkanınız oluyor. Süper like diye bir şey varmış. Birkaç arkadaşımda like gördüm ben onu ya. Tinder'ı evet, ama sağa atınca hep beğeniliyor yani. Murat, pardon. Murat Tinder'da devamlı sağa atar. Atarım. Öyle bir şey kullansanız atarsanız. Kullansam yani atarım affetmem. Oo. Ben de sola çekiyorum genelde. Tamam, çok az kaldı. Evet diyor, kendini onaylıyorum. Ay çok eğlendim ben. Evet. Ha, ben bu soruyu sordum. Murat hep Ahmet'i kıskanır. Bunun zaten cevabını aldım biraz önce. Murat kızlara utanan maymun emojisi atar. Ya ben tek maymun atmıyorum. 3 maymun atıyorum. Sıkılan. Evet. Atar mısın? Utanan maymun atmıyor bu ya. Utanan maymun atmam ben ya. Bir tane kuzu var ben... ya, kuzuyu atıyor bu sürekli. Ben hani... Hayır kızlara utanan ben... maymun emojisi böyle. Yok yok, ben genelde böyle hani bu türlü yazışmalarda hayvan kullanmam. o zaman şöyle yapalım, emoji kullanıyor musunuz yazışmalarda? Emoji kullanırım, hayvan emoji kullanmam. Daha metal ya, ya meta. Hayvan kullanmam dedi ya. Sen tamam, sempatikim görünmeye çalışıyorsun lan utanan maymun falan evet gönderdin. Murat'ın sesi daha güzeldir. Yok. Bana göre evet. Çünkü öyle bir gırtlağı var ki arkadaşım. Çok tiz, böyle bazen müezzin gırtlağı gibi böyle. Hakikaten bağırdığı zaman çok güzel sesler ya çıkarabiliyor. Çok klasik olacak ama yok, bir kuble. Çocukken çok gargara yaptım. Bir kuble bir şeyler var mı böyle hep aklında? Hep üşütürdüm ben, hep gargara yapardım. Oradan aklımda kaldı. Yani ses hep böyle alışı demek ki işte. Evet, böyle çıkıyor sesi.
Ne söylerim sana? Ne istersin? Ufak bir şey mi? Almanca söylerim o zaman. Ya da ikimizin evet, bildiği bir parça söylerim mi? Ne söyleyelim lan? Böyle bir anda da olmadı ki. Bu Almanca olur. Zilichten meinen Namen. Ich kann es nicht ertragen. Es war ein letztes Wort. Ich liebe dich, dann ging sie vor. Es war unser erstes Streit. Ich steh nicht in meinen Herz, dann war sie weg. War sie weg. Immer geht. Ohne Rastgidi, es will die gehen. Dann ist... İşte böyle. Okay. Mein Tosch, unser Liebe. Aklına geldikçe kaç söylüyorum. Kaç günde ezberlediniz diye hemen. Tamam. Bir gecede ezberledik. Bir gecede ezberledik. İkincisinde söyledik. Gabasını aldık. Üçüncü, dördüncü günde aksanını öğrenip bir iki ay böyle prova yaptık. Sonra kendimizi Viyana'da bulduk. Tabii. Ama mesela hani hakikaten oradaki gurbetçi arkadaşlar çok beğendiler. Evet. Bayağı orada bir tane Almanca öğretmeni bir kız dün geziyorduk abi şeyi. Anadolu turnesi yapıyorduk. Ondan sonra ben Almanca öğretmenim dedi, bayağı iyi dedi, çok iyi Almanca biliyorsunuz siz dedi, vallahi bilmiyoruz dedik. Biz de ekip olarak şu anda bayağı mutlu olduk çünkü yayına girmeden önce acaba söyletebilir miyiz, bir onlardan duysak diyorduk. Evet, yaptım bunu da arkadaşlar. Kazamız mübarek olsun, evet. Unutmayı desem hayır. Ama ikimizin de sesi gerçekten güzel yani. Ağzınıza sağlık diyoruz. Sizler bir de onun tamamını dinlemediniz. Tamamı Beyaz Show'da. Beyaz Show'da. Tamam. Şey yaparız onu. Bugün. Son bu üç akşam. Sorumuz. Bir geometri sorusunu Murat Ahmet'ten daha çabuk çözer. Hayda. Ben hayır mı demişim ya? Bir geometri kim sayısalcı? Ben sayısalcıyım. Tamam. Ben sözel. Söz bende çok önemli. Okey. Tamam, birbirimizi tanıyoruz. Evet. Survivor'a katılsanız Ahmet, Murat'tan önce elenir. Döverim birisini, dayanamam. Evet dedin değil mi? Tabii. Nasıl dayanır mısınız açlığa, susuzluğa? Bir gün ha, çağrıldınız. Bir dakika, açlığa susuzluğa nereye dayanıyor ya? Bir dakika, hakikaten. Ben açlığa... Tek geldi ve gittiniz gerçekten. Ne olurdu? Vallahi ikimiz ilk elenenlerden olurduk. Büyük ben önce bir kere kesinlikle diğer yarışmacıları merak ederdim. Onları öğrenip ona göre giderdim. Mesela Yılmaz Morgan... Bir de bu gidiyorsa mutlaka ne kadar kalabilirse kalır yani. Tabii. Onun hesabını, kitabını yapar mı? Tabii tabii. Hani o gelenlerin tek tek özelliklerini, kişisel özelliklerini araştırır, çıkarttırır. Zayıf yanlarını bulur, üzerine oynar. Öyle böyle. Tabii tabii. Yapar. Öyle canim. Tabii. Bu arada döverim möverim dedim, o espri gülme falan yani. Gülmek için. Lafımla döverim demek istedi. Evet, duruşumla. Son sorumuz. Duruşuyla döver. Murat önce evlenip çoluğa çocuğa karışır. İnşallah. Evet. Evet. Gördüğümüz kadarıyla bazı sorularda ortak, bazı sorularda... Yırtak. Yırtak. Ayrı cevaplar verdiniz. Ama bayağı... Bildik mi bayağı? Bildik herhalde birbirimizi? Yok yok, bayağı iyiydiniz. Yani ikili ilişkilerde gayet olması gereken cevapları verdiniz. İşte bir tek ikili ilişkilerde iyiyiz. Evet. Bu arada olarak... evlenir mi evlenir dedim, manitası yok yani. Herhalde şey falan demeyin hani. Hani sen önce evlenir var mı lan? Murat Cengiz evlenmek istiyor birazdan. Birazdan evlenmek istiyor. Birazdan. Bir gün, yakın bir gün, yakın zamanda, yakın gelecek zaman inşallah. İnşallah diyoruz. Kurnaz bir ara bulucuyum. Karşınıza. Madem kurnaz bir ara bulucuyum, kayınbabamla annemin arasını zaman yaparım. Ne demiştik? Zekası olsun değil mi biraz önceki şeylerden? Birazcık. Yüksek IQ'su olsun. Birazcık. Yüksek IQ'su olsun. 100'ün altında olmasın IQ'su. Canlı yayınımıza son vermeden önce İzleyicilerimize, takipçilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben başta sürçülisan ettiysek affola diyeceğim. Çünkü çok rahat bir röportajımız oldu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel. Bu kadar gerçekten rahat eğlenmemiştik. Filmimizi izleyin efendim. Başka bir şey istemiyoruz. İnşallah çok mutlu ayrılırsınız filmimizden. Biz de daha güzellerini yaparız bu. Bütün... O ne diyor, bu ne diyor diye olaya girmeyeceğim. Girmeyecek, girmesin. Bütün o ne diyor. İskender yedi de kusura bakma. Selam söylüyorum. Hafta sonu sinemalarda mutlaka izleyin arkadaşlar. Ahmet'in geldi. Bütün ona... Estağfurullah. Bütün ona diyorculara çok teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun. Evet, ona diyor takipçileri. Bizim gülmekten neredeyse yayını gerçekleştiremediğimiz bir program oldu. Çalgı Çengi ikimiz filminin başrolleri Murat canlı Cengiz'e yine, ve Ahmet Kural'a çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere. İnşallah. İnşallah. Sevgiye evet, kavgaya hayır. Ekip çok geniş. Benden mi?